Şimdi bunları biz konuşuyoruz böyle. Anunnaki diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Biraz da ondan bahsedelim. Senin öyle videolarını da izledim ben. Yani bu uzaylılar var mı yok mu? Dini yönden sen onları ayetlerden de bağladığın yerler Evet. var. Ondan sonra uzaylılar varsa da temas oluyor mudur? Böyle şeyler oluyor mudur? Ama eskiden mi olmuştur? Eskiden olmuş. Şu an bir temas yok. Evet. Anunnaki tayfasıydı. Ama iblisin tayfasıyla temas olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü Kur'an'da açık ayet bile var onunla Anunnaki ile ilgili. İblis'i ayırıyor musun? İblis de Anunnakilerdendi, kovuldu. Enki düşün. Anunnakiler mi kovdu onu? Evet. Ama Anunnakilerin iki kanadı var o zaman, değil mi? Tabii Enki var, bir de Enlil Tamam. var. Bu iki karşıt kanat. Yani Hangisi hangisi orası da karışıyor biraz evet, ama. orada da tabii isim var anlatımlarında birbirine karışıyor biraz ama. Evet. Ama şunu karışmayan çok net olan kısımları var. Arkadaşlar en güzel yerine geldik. Hiç kaçırmayın burasını. Şimdi şikayet ediyordunuz hep para konuşuyorlar falan diye ama şu anda işin merkezine giriyoruz yani. Yani bak bir söyleyelim bak Mısır piramitleri de onun bir yansıması ya Sümer'in Mısır'daki Evet. yansıması ya. Cebinde 1 dolar olan varsa hayatta yol olmasına da gerek girsin internete baksın 1 doların üzerinde ne sembol var. Yani. Yani Anunnakilerden ne alaka demesin kimse. Evet. Neyse Anunnakiler meleklerdir. Bu kadar nettir tamam mı? Evet. Ama İblis de bir melekti. Anlat Evet. abi. İblis kovuldu. Melekütten kovuldu. Melekü Meleklikten rütbeleri mi söktülerdi? rütbesi Öyle. söküldü, atıldı. Rütbesi söküldü. Ve tek başına değildi. Arkasında şey var. Tayfası vardı. Güvenmese zaten öyle konuşamaz. Çünkü bak Kur'an'da bir ayette diyor ki kâne minel kafirin o kafirlerden oldu diyor. Şimdi Demek ki isyancı bir gruplar var. çoğul kullanıyor kafirin demek ki bir grup çok bir şey var. Evet. Yani o zaman insan yoktu ki bile. Daha insan yeni Adem'in yaratılışının Bu olduğu dönem. galakside olan bir tane Tabii canım. anlatıyor. Galakside olan bir şey. Sirius'te olan bir şey. Yani demek ki onun bir ekibi, bir tayfası var. Zaten kovulurken de diyor, inin hepiniz birbirinize düşman Evet. olarak hepiniz diyor. Külleyen inin diyor. Tabii. Daha bir sürü şey var onun gibi. Neyse bu bir tayfa, bir grup tamam mı? Enki tayfası. Şimdi Anunnakiler Bunu yalnız Enki değil de Enlil diyen de var. Böyle ters tersten de yorumlayanlar okuyabilirsin. da O var. ayrı bir tartışma konusudur. Tamam. Hangi taraf hangisidir? Orası net olmamakla Millet birlikte illa kafayı döküyor. Hangisi Enki, hangisi Enlil? Kardeşim bize kim yardım ediyor, kim düşman falan. Bunu zorluyorlar. Burada ters yorumlar oradaki var. onun kaynağını da söyleyelim istersen. Sebebini de söyleyelim. Söyle. Tufanı gönderen Enlil'dir. Ama tufanı Utnapiştim'e haber veren Enki'dir. Şimdi Kurtaran Kur'an'ın Enki oluyor o kurtaran zaman. Enki. Yani işte onu Ama söylesin. Kur'an'da Kur'an'ı tufanı gönderen de Nuh'u kurtaran Kurtaran da da Allah'tır yani. Onun evet. gönderdiği gözcülerdir. Kur'an'da tek bir şeyin yaptığı icraatlar ikisi de anlatılıyor. Öyle olarak anlatılıyor ama Orada farklılaşıyor. orada farklılaşıyor Sümer metinlerinde. Evet. Yani orada gözcüler Kur'an'da da var. Diyor ki gemiyi gözümüzün önünde Evet. bizim bildirdiğimiz gibi yat. Evet. Yani orada gözcüler var. Var. Nuh filmini izleyen varsa Russell Crowe'un oynadığı Evet. orada da gözcüleri göreceklerdir. Ama Evet. oradaki gözcüler aslında Deccal'dir. Tek gözü yoktur. Filmdeki mi? Tabii. Evet. Filmde Şamyazan'ın tek gözü yoktur. Evet. Bir gözü vardır, o da böyle parlar. O filmi dikkatli bir daha izleyin bak neler Evet, bir daha bulacaksınız izleyin orada. arkadaşlar. Şimdi bunlar gökyüzünden inmişlerdir. Bunlar Babil'e de inmiştir. Babil'de iki melek hikayesi var mesela. Evet. Harut ile Marut. Demek ki meleklerin yeryüzüne indiğini biliyoruz. Sadece Harut'la Marut'tan bahsetmiyorum. Lut kavmini yok eden melekler İbrahim'e gelenler. İbrahim'e önce geldiler. Onun sofrasına Evet. oturdular ama yemek yemediler. Değil mi? Yani yeryüzüne Evet. gelip ve onlar insan suretinde geldi. Abi insana benziyor. Çünkü insan yani kendi suretinde yarattı diye. O Tevrat'tan bir gerçi bir Evet. alıntı Olsun. yapabilirsin ama İnsan zaten. ya Hazreti İbrahim İbrahim şaşırdı zaten. anlamadı bile onların ne Anlamadı. olduğunu. Yemek yemeyince korktu. Onlar da dedi ki korkma. Biz Rabbinin elçileriyiz. Aynı böyle. Kur'an'da Evet, anlatıyor evet. bunu. Sonra siz niye geldiniz falan. Ondan sonra İshak peygamberin daha doğmamıştı o zaman. Doğumunu müjdelediler Evet. ona. Ondan sonra Sare güldü karısı. Kısırdı. Tabi
Ondan sonra neyse, o da dedi ki ya siz bunun için mi geldiniz? Yani siz bu kadar sadece bunun için gelmezsiniz. Dedi ki biz dedi Lut kavmini dedi helak edeceğiz. Ondan sonra falan oraya. Onun Tevrat'taki versiyonunda çok acayip bir anlatım. Ben onu şimdi Süleyman değil, Solomon yeni bir kitap yazıyorum. Verdim, çıkacak. Şöyle melekler geliyor. Hazreti İbrahim bunlarla şeye girişiyor. Ya diyor, orada diyor mesela diyor 50 kişi bulsanız diyor. Yine de diyor orayı helak edecek misiniz diyor. Melekler diyor ki orada hiç şey inanan insan, düzgün insan kalmadı. Peki diyor 45 kişi bulsanız diyor helak edecek misiniz diyor. Melek cevap veriyor. Tamam diyor 45 kişi de bulsak diyor helak etmeyeceğim diyor. Peki ya 40 kişi bulsan diyor. Böyle karşılıklı en sonunda melekler kızıyorlar. O Hazreti İbrahim'in cevabı sinirlenmeyin lütfen. 30 kişi bulsanız ne yapacaksınız? Böyle devam ediyor. 5 kişiye kadar düşürüyor. Şimdi burada öyle konuşmalardan öyle anlaşılıyor ki Tevrat'ta. Melekler sinirlenebiliyor. Evet. Mesela bizim bildiğimiz melek sinirlenmemesi lazım. Sinirleniyor bunlar. Evet, Yani evet. orada tartışmaya giriyorlar. Ondan sonra oradan anlıyoruz ki geldikleri yerin bakış açısına göre o bölgede 5 kişi bile düzgün insan kalmamış. Evet. Hem öyle kalmamış hem de bunlar sapkın bir kavim olduğu için Evet. gidiyorlar Lut'a diyor ki misafirlerini bize ver. Ha öyle de. Sapık bunlar Evet çünkü, evet tamam öyle mı? olaylar var. Yani onlar da anlamıyor onların melek Ne olduğunu. olduğunu anlamıyorlar Onlar tabii. da insan Tabii zannediyorlar insan bunları. zannediyor onlar da. Çünkü öbür türlü birlikte olmak için onu istiyorlar Tabii. melekleri. Yani o yüzden insanla böyle bir genetik olarak benzerliği var. Şey de benzerlik. Fiziksel benzerlik, Fiziksel olarak genetik da. uyum. Uyum da var. Evet, zaten çocuklar oluyor işte. Tabii. Yani Melezler oluyor. ana koğulları. Evet. Tevrat'ta geçen ana koğulları birebir Anunnakilerin Anunnakiler, evet. oğullarıdır. Anakla Anunnaki aynı Aynı kelime. aynı doğru. Ana koğullarının yalnız bunlar biraz daha iri yarı oluyor. Hatta Orası acaba sembolik mi diyorum ben ya? sembolik de olabilir ama şey anlatılıyor. Ya 3 metre 5 metre Mesela anlatıyorlar ya. İsrailoğulları ajanlarını gönderiyor. Çöldeyken 40 sene bunlar çölde kaldı ya. Kutsal topraklara gidecekler. Gidin bir bakın orada şey yapın falan. Yuşa peygamberin komutanlığının altında. Diyor, gidiyorlar ve geri geliyorlar. Diyorlar ki biz onları diyor o dev gibi gördük. Onların yanında biz çekirge gibi kaldık. Kendimizi onların yanında çekirge gibi gördük diyor. Onlar da bizi kendilerine göre çekirge gibi gördü diyor. Yani biz o kadar Oradaki belki başka bir güçten zayıflık anlamında belki zayıflık şey mı? yapmıştır Belki da. hani bir de bir mesela Amerika'ya gitsek biz şimdi ordusunu görsek gemileri memileri. Evet. Ya biz bunların yanında kendimizi şey hissettik. Olabilir. Öyle bir şey de Diyebiliriz olabilir. yani. Doğru. Evet. Yani şeyleri var bunların. Böyle çok Ya güçlüler yani. güçlüler. Evet. Ve hakikaten güçlüler. Nasıl olduğunu da mesela bir örnek vereceğim. Habil ile Kabil birbirlerine girmiyorlar. Kavga ederken yani Kabil Habil'i öldürürken Habil karşı bile koymuyor. Evet. Karşı koymuyor ya. Yani Kur'an'da ayette de var. Diyor ki sen bana diyor ne yapsan da diyor ben sana bir şey yapacak halim yok diyor. Evet. Öldürüyor yani siz elini bile kaldıramıyor o kadar güçlü. Evet. Çünkü Kabil Lilith'ten Habil ise insan olan karısından Evet. Adem'in iki oğlu. Şimdi dünyayı karıştıranlar hep bunlar, ekonomiyi bozanlar bunlar. Kabil'in Yani tabii Kabil biz bunu soyu. hikayede de anlatmıyoruz. Tabii Kabil soyu Evet. işte. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'de mesela itirazlar geliyor. Ya diyorlar siz anlatıyorsunuz hikayeyi de. Yani bu uzaylı var mıymış yok muymuş. Temaslar yok dedin sen şu anda. Şu anda yok. Temaslar çok hikaye anlatılıyor. Yok çip taktılar, yok şey taktılar. Onların çoğunun ben uydurma olduğunu düşünüyorum. Yani ispat edemez ki. Yani gerçek bile olsa diyelim gerçek ne ifade ediyor? Kanıtlanabilir olmadıktan sonra. Bir şey yani bir kişinin kişisel iddiaları. Yani ama geçmişte o temasın olduğunu net bir şekilde biliyoruz. Evet. Bütün dünyanın ortak hafızası bu. Kolektif hafızamız Yalnız bunu onu da anlatıyor. o da mesela inanca bağlı değil mi? Mitolojide inanç, bu
Kur'an'dan da alsan, başka Tevrat'tan da alsan inanç. İnanmayan adama göre o zaman de şöyle, doğru. Hikaye gibi o gelebilir. O zaman şey de öyle, tarihte inanç. O zaman tarihte Roma İmparatorluğu yoktu. Yoktu. Yani Osmanlı da yoktu. Diyebilirsin. Dedem anlattı. Mesela evet. Dedem Osmanlı zamanında yaşamış diyelim ya da onun babası. Kitaplarda yazıyor. Dedem. Onu da birileri yazmış. Ya o yalan söylesiyse o da onu anlattı. Yani, yani işin içinden çıkamayız. Gibi, o zaman tarihi de yok sayacağız. Şimdi tarihin bir kısmını bak belgesi var dediğimizde tabletler mesela. Belgedir değil mi? Evet. Ama aynı tablet dünyanın dışından gelen bir düşmandan bahsedince o tarih olmuyor da dünyanın içindeki alışverişten şuradan buradan bahsedince işte şu kadar mal verdim, tereyağı aldım, zeytinyağı verdim, para aldım, altın aldım. O tabletlerin yanında evet. Onlar da var. O tarih oluyor. Evet. Ama öbür tablet olmuyor. Onun yazdığını beğenmiyorsun. Neden beğenmiyorsun? Çünkü senin kavrayışlarının dışında bir şey anlatıyor. Evet. O zaman diyorsun ki bu değil yani. Halbuki yani işime gelene inanırım, işime gelene inanmam. Aynen öyle bir şey oluyor yani. Evet. Peki bunlar bu kadar şeyler yapıyorlar. Dünyayı ele geçirdiler diyelim. Yani bu dünyayı ele geçirmekten tamam. Türkler de ister. Ruslar da ister. Evet. Hani tek dünya devletini ben yöneteyim. Çinliler de ister. Amerika da ister. Herkes ister yani. Evet. Ama bunlarınki ne farklı? Yani biz neden karşı çıkalım bunlara? Yani tamam yapıyor, herkes bir şeyler yapıyor da işte ekonomiyi şöyle yaptılar, bunu böyle yaptılar, savaş çıkacak. Dünyayı yönetmeyi istemek çok aşağılık bir motivasyon bence. Niye biliyor musun? Dünya yönetilmemeli bence. Yani kimse beni yönetemez. Beni hiç kimsenin yönetmesini istemiyorum. Benim adıma birileri borç alıyor. Benim haberim bile yokken her gün benim borcum artıyor. Ben bunu biliyorum ve bundan rahatsız oluyorum ama çoğu kişi bunu bilmediği için cehalet mutluluktur. Dünyadan haberi yok. Mışıl mışıl uyuyabiliyor rahat bir şekilde. Ama o acısı ondan çıkıyor. O ayrı bir konu. Ama bildiğin düzen zaman... Düzen kurmak gerekmez mi Hamza? Düzen kurmak gerekir. Nasıl ama düzen insanların birbirini yönetmesiyle kurulmaz. Nasıl o zaman düzensizlik kurulur. Şu an dünyada düzen var mı Ahmet abi? Görüntüde var gibi ama yok yani. Karma. Şu an dünyadaki düzen diye bize yutturulan şey tam tersine düzensizliğin, sahtekarlık tezgahının, evet. Ponzilerin en böyle iyi çalışan halidir. Evet. En büyük dolandırıcı tezgahları kurulmuştur. Düzen diye bize anlatılıyor. Bugün ekonomi finans sistemi dediğin tam bir sahtekar şeyidir, tezgahıdır. Tamam mı? Dolandırıcı tezgahıdır. Ama biz bunu düzen zannediyoruz. Ondan sonra siyaset de aynı şekilde öyledir. Yani askeriye de her şeyde bütün dünyada böyle kurulmuştur. Nasıl bir şey olması gerekir? Biz bunun düzen olduğunu zannediyoruz. Niye? Bu bizim düzenimiz değil. Bizi yönetenlerin düzeni, bizi sömürenlerin düzeni. Onların işine yarıyor. İşte bizi kimsenin yönetmemesi lazım. Kolektif aklın, yani kolektivizmin, yani bu şu demek. Ortak alınan kararların uygulanması demek. Yani insanoğlu öyle bir tekabül yaşayacak ki bu mümkün ya, bu imkansız bir şeyden bahsetmiyorum. Teknolojik olarak o kadar mümkün ki bugün istesek bugün uygulanabilir yani. Bunun altyapıları var. Ama kimsenin işine gelmediği için uygulanmıyor. İmkansız olduğu için değil. Tam tersine işine gelmediği için. Bugün insanoğlu bu düzenin nasıl yürüyeceğini, nasıl tesis edileceğine dair kolektif karar alabilir Ahmet abi. Çok rahat alır. Ne bugün saçma sapan meclislere ihtiyaç var, ne başka karar alıcılara ihtiyaç var. Hiçbir tanesine ihtiyaç yok. Yalnız bu kolektif bu sistemi dijital, uygulandığında... Bunun temeli dijital mi olacak? Evet. Dijitalde mesela bir güneş patlaması olduğu zaman bu dağılmaz mı, bozulmaz mı? Yani bunun daha böyle sağlam... Mesela bozulsun. Bu tekrar onarılana kadar kurulu olan sistem devam eder, yürür. Mesela bak ben burada diyorum ya karar alınan kararlar. Mesela düzen dediğin şey nasıl sağlanıyor? Onların düzeni. Parlamentolar var dünyada evet. Ve o parlamentolardan alınan kararlar birileri yasa teklifleri getiriyor. Evet. Ve oradan şey çıkıyor. Yasalar çıkıyor. Yasama organı devletin, evet, yasama erki, değil mi?
Onda yürütmesi var. Bunun üzerine de yürütmeler, işte Bakanlar Kurulu denilen evet. yapı bunu yürütüyor. Bir de işte yargısı var. Yargı da var. Burada karışıklık var mı yok mu? Evet. Şimdi sen bu karar alma kısmını, yasama kısmını aradan vekilleri ortadan kaldırıp yani vekaleten değil asaleten gerçekleşmesini sağlayacak bir sistem kur ve bütün halkın nasıl olacak o? Katılımını sağla. Mesela ben ama şunu da söylüyorum oy attığım bak, zaman şunu da söylüyorum. Mecliste ben de varmışım gibi sen evimden. Evet. Evimden kanun görüşmesine katılıyorum. İstersen bastım. Evet dedim. Evet. Evet ama İstersen benim de katılmayacaksın. Benim evetimin orada evet çıktığını nereden bileceğim? İşte orada açık kaynak kodlu zincir var. Blok zincir. Kaynak kodu açık. Ve hiç kimse manipüle edemez. Hiç kimse üzerinde yani en ufak oynamayı yapamaz. Yani ben Serhat Ahmet Tan olarak evet dedim bir kanuna. Evet. Ve orada da Serhat Ahmet Tan olarak görünecek mi araştırsam baksam? Evet görünür. Çıkmış. İsmin gözükmez ama senin orada bir şeyin olur. Kod olarak. Kodun vardır. Görünür. Tanımlıdır. Görünür. Aynı kodu sen böyle de bir düzen diyorsun. Ama evet. işte güneş patlaması falan bozar bunu ya. Bozmaz mı? Bu güneş patlamasında bozulsun. 3 gün, 5 gün bozulsun. 3 gün karar alma. Yürüsün. O arada millet elini alıp çıkmaz mı? Ben burayı fethettim, burayı aldım. Ne alakası var abi? Senin güvenlik güçlerin devam ediyor. Kolluk kuvvetlerin var, yargın var. Bunu bunlar kurumlarına oluşturmak lazım işte. Yani. Onun kurumlarını oluşturmak lazım. Yani kayıt sistemlerini buna oturtmak lazım. Karar alma peki, sistemlerini buna oturtmak kim yapacak? Lazım. Hadi kararı aldık. Bunu kim uygulayacak? Yürütmeyi yine bakanlar olacak. Hmm. Nazırlar olacak. Onlar zaten kime bağlı çalışacak? Bak Kur'an'da bir ayet var. Diyor ki la takulu rayna ve kulu unzurna. Bizi yönet deme. Demeyin. Bize nezaret et deyin. Nezaret demek bakanlık nazır, demek zaten. Osmanlı'da nezaret vardı zaten. Ve kulu unzurna. Bize nezaret et. Ya resmen yürütme erkinden bahsediyor. Senin sorduğun evet, soru evet. tam cevabı o ayette güzel, var. Onu güzel oldu bak şimdi. Yani şeyi tam Kur'an-ı Kerim'den. Hakikaten öyle. Yani bizi yönet deme, bizi gözet de. Evet. Gözet dediğin zaman yani benim aldığım karara göre benim hayrıma iş yap. Nezaret kelimesi nezaret. Var ya, bakanlık demektir. Osmanlı'da böyle kullanılmıştır. Evet. Bakanlar, mesela başbakan, mesela Arapça'da vezir mesela. Hep nazır kelimesinden, evet. nazar kelimesinden evet. bakmak geçer. Evet, nazardan geçiyor. İngilizce'deki İblis'te minister kelimesi bile bak bugün bakan anlamına gelir ya minister. Minister'ın kekeni ne biliyor musun? Nazar kilisede, mı? Kiliselerde, o da dini terminoloji. Kiliselerde, kilisenin işlerini yapan, işlere bakan kişi. Yani bugün bakanlıklar dediğimiz şey, olay bu. Yalnız burada değişik bir şey çıktı. Rab'la İblis'in tartışmasında da bana izin ver, sana izin verdim falan filan geçerken Türkçesi öyle izin verdiği çevirmişler ama orada da nazır geçiyor, nazar. Yenzurnu, enzurnu. Yenzurnu, enzurnu'yu da ben şöyle anlatıyorum. Bu aslında şöyle bir şey. Ben bütün herkesi saptıracağım diyorum. Sen de diyorsun ki saptır da göreyim bakayım. Yani yenzurnu, enzurnu. Bak saptıracağım, sen de göreceksin diyorum. Hadi saptır da göreyim. Bakayım böyle bu atışma aslında karşılıklı. Hmm. Bu nereden geliyor? Araplarda böyle işte para vadili para alışverişinde falan parayı ödemediği zaman ödemiyorum. Ödemiyorsam ben de şunu yapacağım hadi yap da göreyim falan bu kalıp kullanılıyor. Nazar. Hmm. Burada da bu mesela nazaretten buraya geldiğimiz zaman da oradaki nazaretle bunu bağlasak nasıl olur acaba yani? Vallahi bilmiyorum onu orada üstüne düşünmedim hiç ya onu öyle. Sen düşündün mü? Senin yok ben de düşünmedim de şimdi aklıma geldi. Ama bu senin söylediğin öbür ayette gayet güzel. Ne diyordun orada? La takulu rayna bizi yönet, rayna, güt deme. Evet. Rayı gütmek demek evet, zaten. Evet yani koyun, öküz bunları da reaya dedi. Evet reaya evet. Ve kulu unzurna. Unzurna. Deyin ki bize nazar et. Nazar yani et. Gözet. Nezaret, nezaret et. Nezaret et. Hatta mesela dersin ki işte sen onu havaalanına götür. İşte bir işte yeğenini mesela. Onun, sen işte ona abilik et, ona nezaret, nezaret et. Nezaret et, evet. Yani onun iyiliği için her şeyini onu ona gözet, göre ayarla. Onu böyle şey yap falan. Evet. Değil mi? Yani diyorsun bakanlar yürütmeler olacak. Yargı da olacak. Yargı mı? Da olacak. Yargı da olacak. Bağımsız ama bunlar. Ama yasama kısmında
Bütün halk diyorsun. Halkın karar alma mekanizması. Kendi adına bu kendi kararları. Borçlanma mesela. Bak bu şeyde ben sana söyleyeyim mi? Karar süreçlerinde en önemlisi yasal nedir biliyor musun meclisin? En önemli başındaki bütçe. 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 Abi benim cebimden ne kadar para çıkacağına karar veriyor. Zaten bütün olay bütçe. İşte orada ben bu bütçeyle birlikte ne kadar vergi alınacağına da karar veriliyor. Evet. Ya herkes katılır ya emin ol biliyor musun? Bütçe görüşmelerinde bütün öyle bir katılımlı herkes de halkın menfaatine öyle şeyler çıkar ki orada. Hı. Ya fakir adam kalmaz yemin ederim ya. Yani devletin sırtındaki bütün kamburlar, bütün yükler, bütün ne kadar gereksiz şey varsa hepsi silinip süpürülür ya sırtından atar ya. Sen Mehdi zamanının olacağını düşünüyor musun? Ben evet düşünüyorum. Mehdi zamanında bu anlattıkların olacak. O, ben öyle düşünüyorum evet. Onların o zaman altyapısını şimdiden fikir olarak ortaya tamamlamamız koyuyoruz. Lazım. Tabii.